Hocam benim boynumda düzleşme var. Bir hastalık mı? Veya benim boynum çok ağrıyor. Acaba nedir diye bir doktora gitmem gerekir mi? Boynuma çok masaj yaptırıyorum. Boynum çok kütlüyor. Veya sürekli boynum tutuluyor. Hele özellikle bu soğuklarda boynum tutuluyor. Acaba altta bir şey mi yatıyor diyenler ekran başına diyoruz. Çünkü gerçekten sıkıntı mı var? Sıkıntı mı yok? Onu size anlatmak istiyorum. Burada bir tane bir şekil çizdim ama bu şekil aslında kafa ve omurganın yandan görünüşü. Yandan görünüşte boyunda bir C yapısı. Bakın C yapısı. Sırt bölgesinde bir hafif bir kamburluk ama hani kamburluk derken hafif bir kavis. Belde de lordoz dediğimiz yine ters bir kavis var. Bu kavisi korumamız lazım ama bizim omurgamız önden arkaya baktığımızda da dümdüz olması gerekiyor. Dümdüz, bir ip kadar düz olması gerekiyor. Şimdi burada sistem nasıl işliyor? Omurganın diziliminde her iki omur arasında kıkırdak doku var ve yukarıdan basıncı aşağıya eşit şekilde dağıtan bir sistem. Bu kıkırdak sistemi, hani o disk dediğimiz, hani o fıtık olan kısım dediğimiz disk sistemi, ince bir yapıda, ortada yumuşak kıkırdak yapı ki bu kulak memesi gibidir. Bir de onu çevreleyen plakalar sert kıkırdak yapıdır. Yani kulağın içerisindeki sert kıkırdak kısım gibidir. Bu plakalar yukarıdan her türlü basıncı çevresine eşit şekilde dağıtır. Ve çevresine eşit şekilde dağıttığı zaman da yük aşağıya anormal bir şekilde gitmez ve tabii ki anormal şekilde gitmediği için dejenerasyon, yıpranma da yapmaz. Omur kemiklerimizin dizilimine baktığımızda bakın bu kavis şeklinde omurgalar kutu kutu kare şeklindedir. Kutu kutu kare şeklindedir. Her zaman için bu kare kendisini öyle güzel ayarlar ki boyunda şurası 1 desek, bir şurası 2, 3, 4, 5, 6, bir de 7, 7.yi de çizelim. 7 tane boyun omur kemikleri var. 7 tane boyun omur kemiği arasında da kıkırdaklarımız var. Kıkırdaklarımız da kırmızıyla çizeceğim şunlar. Bakın bunlar süspansiyon yerine görev yapıyor. Ama dediğim gibi biraz fazla bir enerji binerse, bu enerjiyi kompanse edemezse o lameller yani plakalar yavaş yavaş kırılmaya başlar. Kırılmaya başladığında biz şunu hissederiz. Yani plakaların da aslında kırılması o kadar zordur ki. Düşünün biz onu bıçakla keserek ancak çıkartırız. Veya küretlerle kazıyarak ancak çıkartırız. O kadar sert plaklardır. Kıkırdak plaklardan bahsediyorum. Ama yumuşak kıkırdağa yük fazla binip onu yavaş yavaş o plakaları kırmaya başladığında ya işte dün ters bir hareket yaptım boynum ağrıdı. Veya işte ters bir yerde yatak almışım, boynum ters açıyla uyandım, boynum tutuldu diyenler. İşte onların hepsi mikro travmalardır ve mikro travmalar artarak o lameller, o plakalar gitgide kırılmaya başladıkça sonra ne olur? Artık plakalar sona gelir ve plakaların son kırılma aşamasında maalesef o artık sindire baskı yapmaya başlar. Biz o her plaka kırıldığında ama bu belde de geçerli, boyunda da geçerli. Boyunda, kolda, bacakta her türlü ağrılar hissederiz. Yayılan ağrılar hissederiz. Ama plakalar son kısma gelmeye başladığında artık onun altından geçen sinir neredeyse biz o sindirde arızayı görmeye başlarız. Ki kola giden bir sinirse kol ağrısı, bacağa giden sinirse bacak ağrısı hissederiz. Biz burada sadece yapmamız gereken şu, bu açımızı bozmamak. Bakın bu açı o kadar güzel bir açı ki içerisinden de şuradan omurilik geçiyor. Bakın omurilik beynin uzantısı. Beyin şurada, beyincik burada ve beyin sapıyla buradan bir uzantı geçiyor. Bakın bu uzantıda önemli olan nokta şu kıkırdağın dejenere olup yıpranıp şuradaki sinirlere baskı yapmaması. Baskı yaptığında ne yapıyoruz? Bu boyundaki açının bozulmasıyla aslında biz baskıyı arttırıyoruz. Bu açı bozulmaya başladığında basınç eğrisi değişiyor. Ben hastalarım geldiğinde çok iyi bilirler. Ben onlara şey örneği veririm. Ayakkabınız, tabanı sapasağlam bir ayakkabı. 5 sene giyseniz o ayakkabının tabanına bir şey olmaz. Ama siz tabanı tam düz basma değil de yan yan basarsanız 3 ay sonra o ayakkabınızın tabanı yenir ve ayakkabınız patlar. Bu boyunda da geçerli. Basınç eğrisini siz değiştirirseniz, yani şu açı nasıl değişir? Yeni bir hastalık var biliyorsunuz. Mesaj, akıllı telefon boynu, mesaj boynu. Bu
sürekli öne doğru eğilen, sürekli öne doğru eğilerek o akıllı telefonlarla veya tabletlerle uğraşanlarda, bilgisayarla uğraşanlarda boynun bu açısı maalesef bozuluyor. İlk bozulduğunda boyun ağrısıyla doktora gittiğinizde doktor diyor ki, önemli değil, fıtık değil, bu boyun düzleşmesi. İşte ben burada hemen bir parantez açıyorum. Önemli değil lafını lütfen literatürden silip atıyorum. Çünkü boyun düzleşmesi bizim için çok önemli bir şeydir. Özellikle ben hastalarıma bu örneği verdikten sonra boyun düzleşmesinin neden önemli olduğunu onlar da anlıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum, ayakkabınıza yan yan basarsanız 3 ay sonra patlar. Boyunda da aynı şekildedir. Bu basınç eğrisini siz Allah'ın yapısına uygun değil, tersine zorladığınız zaman bu diskler dejenere olur, yıpranır ve omurileye doğru buradan baskı yapmaya başlar. Baskı yapması demek ne demek? Bakın şurada gördüğünüz gibi fıtık oluşması demek. Bu fıtık ilk başta boyun ağrısıyla kendini gösteriyor ama daha sonra kola yayılan sinirler neyse nereye gidiyorsa orada problem yaratmaya başlar. Mesela bu 2-3-3-4 omuza giden sinir. Burası 4-5 kola giden sinir. Ciddi bir şekilde siz bu sefer kollarda ağrı hissetmeye, kollarda uyuşma hissetmeye başlıyorsunuz. Ortadan baskı yaparsa siz yalpalamaya başlıyorsunuz. Dengesizlik oluşuyor ve bir türlü boynunuzu şöyle rahat arkaya atamıyorum, boynumu hareket ettiremiyorum, sağa sola çeviremiyorum demeye başlarsınız. Bunun bir tık sonraki aşamasında artık kuvvet kaybı, yani motor kaybı vardır ki bizim için çok önemli bir nokta sadece omurilik basısının vermiş olduğu omurilik hasarı değil. Aslında o sinire bir hasarla o sinir eliniz, kolunuz, kaldırma gücünüz, itme gücünüz, çekme gücünüz ortadan kalkar. Yani kolunuz önce ellerde mukavemetini sağlayamaz, daha sonra da kötü gidişat artar. Burada tanı önemli. Tanının ön başlangıç miktarı çok önemli. Yani sadece boynunuz tutuluyor ve siz dikkat etmeden aynı maalesef travmaya maruz bırakıyorsanız boynunuzu, bu ilerleyerek devam eder. Bu ilerlemesi demek boynunuzdaki ağrının artık kanıksanması, sonrasında bu açının bozulması ve dejenerasyon sürecinin hızlanması demek. Yani dejenerasyon sürecini siz 20 yılda tamamlayacağınızı 2 ayda tamamlayabilirsiniz. Bu kadar da hızlı ilerler. Bu hızlı ilerleme sonucunda bir boyun fıtığıyla karşı karşıya kaldığınızda doktora başvurma nedeniniz çok önemli. Bir kuvvet kaybıyla başvurursanız biz ameliyata çok daha yakın davranırız. Çünkü bir kuvvet kaybı varsa o sinir hasarı belirginleşiyor demektir. Biz hasar oturmadan ona müdahale etmemiz, mikro cerrahi yapmamız gerekir diyoruz. Şimdi bu tür fıtıklarda da ben bu kadar anlatıyorum. Hem bu arada önden arkaya dediğimizde omurgamızın bakın dizilimi de böyle olması lazım. Çok kötü çizmiş olabilirim. Ama bakın dizilim önden arkaya dümdüz olacak. Biz skolyoz dediğimiz rahatsızlıkta bunda bir S görüyoruz. Bir omurgada eğilmeler görüyoruz. Bu eğilme olmaması lazım. Önden arkaya baktığınızda dümdüz, yandan baktığınızda boyunda böyle bir C yapısı olması gerekiyor. Biz mikro cerrahi dedik, her zaman ameliyat kararı almıyoruz dedik. Sadece %4'lük bir kısmı alıyoruz dedik ama siz o %4'lük kısma girip girmediğinizi anlamanız için sadece ağrıyla yaşamanız değil, ağrının bir tık sonra ilerlemesi, uyuşmalar olması kollarda, ellerde, parmaklarda, mukavemetini sağlayamamanız yani kuvvetsizlik oluşması bizim için artık ameliyat göstergesidir. Ameliyatta da ben %80, %90 hastaya önden yaklaşım yapıyorum. Önden yaklaşımla şimdi anlatacağım ama arkadan da %10, %15 hastamıza arkadan yaklaşarak yani posteriordan bir ameliyat planı yapıyoruz. Önden yaklaşımda o kadar basit ki eskiden açık ameliyatı boydan boya açıp özofagus ve trakea dediğimiz yemek borusunu, soluk borusunu bir tarafa alırdık. Efendim şah damarı, atar damarı ve toplar damarı öbür kenara alırdık. Tiroid denen guatrı öbür kenara alır, oradan ameliyatı yapmaya çalışırdık ve bunu açık ameliyat zamanında gerçekten saatlerce uğraşıp riskli bir ameliyat şeklinde hastalara da sunardık. Ama şu anda artık mikrocerrahi var. Son 30 yıldır dünyada gelişmiş, son 20 yıldır da Türkiye'de çok yoğun bir şekilde uygulanan mikrocerrahi sistemi. Mikrocerrahi çok aslında basit. Hani kesmeden mi, kapalı mı denilen bir ameliyat şekli deniyor ya halk arasında. Aslında cildi kesiyoruz. Doğru. Cildi keserek 1 santim, 1.2 santim cildi kestikten sonra oraya parmak diseksiyonuna giriyoruz.
ve mikroskop yerleştiriyoruz. Yani parmak diseksiyon parmağımızda resmen oradaki bir boşlukla direkt omurganın üstüne geliyoruz. Yani fıtığımız burada mı? 1.2 santim açtık şurada. 1.2 santim. Bu 1.2 santimden mikroskopu yerleştirdiğimiz gibi direkt omurganın, vertebra dediğimiz omur kemiklerinin üzerine düşüyoruz. Burada parmak diseksiyon, yani kesmeden yapılan bir giriştir bu. Keserek yaparsanız orada bir sürü sinir vardır, bir sürü damar vardır. Dediğim gibi soluk borusu, yemek borusu bir tarafta, atar damar, şah damarı bir tarafta, bir tarafta toplar damar, bir tarafta guatr, bir tarafta ses tellerine giden sinir. Her şey var ama biz buraya bu mikroskop ayıracını tamamen kesmeden parmak diseksiyonuna yerleştiriyoruz. Yerleştirirken de bu arada mikroskopta 40 kat büyük görüyoruz. 40 kat büyük gördüğümüz bu mikroskopla burayı detaylı bir şekilde temizliyoruz. Çok detaylı bir şekilde temizlemek ne demek? Mikroskopla eğer o fıtığın üstten itibaren buradan girip şöyle alınması, temizlenmesi, küretlerle burayı tamamen temizleyip omurilin üzerindeki bütün basıyı ortadan kaldırmamız ve kaldırdıktan sonra da burayı tertemiz hem sağ kola hem de sol kola giden sinirleri rahatlatmamız yeterli. Bundan sonraki aşama cerrahın kendi tecrübesiyle alakalı. Ya oraya kalçadan kemik alıyor ki ben 10 yıldır 15 yıldır bunu yapmıyorum. İkinci bir eziyeti vermiyorum hastaya. Bazen tamamen boş bırakıyoruz. Hiçbir şey koymuyoruz. Bazen cage dediğimiz kafes koyuyoruz. Bazen de protez koyuyoruz. Ama bunlar tamamen cerrahın hastaya, hastanın cerrahı göre seçtikleridir. Bunlar kendi pratiğimizde alıştığımız şeye göre. Bunu temizledik, omurilik rahatladı ve fıtıktan kurtuldunuz. Toplamda 45 dakikalık bir ameliyatla bunu ortadan kaldırıyoruz. Kimlere mi? Sadece tekrar tekrar altını çiziyorum. İlerlemiş fıtıklara ve 100 tane fıtık hastasının sadece 4'üne, %4'üne ameliyat yapıyoruz. Mikrocerrahiden korkmayın diye anlattım. Duruş pozisyonu ne kadar önemlidir bunu bahsetmek istedim. Günaydın Doktor Tüm Hızı'yla devam edelim.